Çiftçi TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben tarım danışmanı Ziraat Mühendisi Canan Salt. Bu hafta Bilecik pazar yerindeyiz. Pazar yerinin kendisine has fasulyesini ve şerbetçi otunu konuşacağız. Yanımızda çok değerli konuklarımız olacak. Ziraat Odası Başkanımız olacak. Değerli çiftçilerimiz olacak. Değerli ziraat teknisyenlerimiz olacak. Pazar yeri tarımını ve tarımsal faaliyetlerini değerlendirmek üzere sözü başkanımıza veriyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Evet Canan Hanım, Çiftçi TV olarak sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz. Lütfedip de bizi bu şirin ilçemizin tanıtma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Emeğinize, ayağınıza sağlık. Bizler teşekkür ederiz. Ayrıca misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Peki başkanım, pazar yerinde tarım nasıl yapılıyor? Hangi ürünlere ağırlık veriliyor? Buranın nüfusu nedir? Çiftçi sayımız nedir? Siz ziraat odası olarak nasıl faaliyetler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi pazar yeri ilçemiz Marmara, İç Anadolu, Ege bölgeleri arasında bir geçiş, Bilecik ilinin geçiş bölgelerinden en önemli noktalarından kara iklime geçiş ilk noktası. Rakım olarak da 800-1100 arası yayla sayılabilecek bir bölgedeyiz. Nüfusumuz köyleriyle birlikte, benim yaşım 66, 55 senedir hep aynı. 55 sene önce 5000'di, şu anda 7000 nüfusumuz var. Göç veren bir ilçeyiz maalesef. Maalesef sanayi hemen hemen hiç yok. Son 5-10 senede 1-2 tesis yapıldı. Tarım arazilerimiz toplam 120 bin dekar. Tarım arazimiz var. Bunun %40'ı bugün, 30'a 40'ı, %30'a 40 oy rakamlara yakın aslında sulanabilir. Basınçlı sulanabilir. O yönden çok şanslıyız. Evet, onu söyleyecektim. Yani bu bulunduğunuz ilçe aslında damlama sulama sistemleri, evet, ve baraj açısından zengin olduğu, evet, için su sistemini en az hissedebilen, daha doğrusu su sıkıntısını, evet, en, evet, az hissedebilen, evet, ilçeler arasında. Aslında, evet, bunu tarımsal noktada çok iyi değerlendirebiliriz değil mi? Evet. Dediğiniz şekilde sulama, vahşi sulama bitti bizde. O şekilde bir şey yok. %90, harika, hatta %95 tamamen damlama sulama bütün üreticilerimiz. Yani vahşi sulama yok. Artı su kapasitemiz de şu anda 4 göletimiz, baraj demeyelim de göletimiz var, sulama göleti. Evet. Bir tanesinde bitti, yapma bitiş aşamasında sulama kanallarında ihalesi yapıldı. Devletimiz bu konuda gerekli yatırımları yapıyor ama benim tek burada bir sistem edeceğim konu, bu barajlar yapılırken yerel üreticiye veya yerel insana sorulmaması, planlama yaparken. Atıyorum şerbetçi otu ekili %80'i, şerbetçi otunun toplam ekili arazinin %80'i iki vadide, o vadimizde tamamen taban suyu burguyla vatandaş kendi suyunu tedarik etme. Ama aşırı kuraklık ortamında çok müthiş bir tehlike var. Elbette. Ürün olgunlaşma aşamasına gelmiş olacak Temmuz, Ağustos. Ama su, taban suyu da bittiği zaman kısa sürede bir çözülecek olay değil. Bu barajlar yapılırken en azından burada, ki o konuda sağ olsunlar söz verdiler, yapılacak yeni yapılan barajdan inşallah o tarafa iki tane kol verme gibi öyle bir imkanım olacak. İnşallah onu da çözeceğiz. İnşallah. Sulu arazimiz çok. Fakat para edecek, bu araziyi değerlendirecek. Orada şimdi gerçeği söylemek lazım. Kendimizde de biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Örgütlenmeyi, vatandaşa güven verip de biz eğer kooperatif kurarsak, birlik kurarsak bu ürün daha iyi değerlendiririz güvencesini sağlayamadık maalesef üreticiye. Şimdi esas önümüzdeki en büyük engel o, ona uğraşıyoruz. Onun çalışmaları içerisindeyiz. Yani bir birlik kurmamız şart. Doğru söylüyorsunuz. Sizler bu konuları daha iyi biliyorsunuz. Yani tek merkezi sistem olması lazım. Tohum çeşitliliği yönünü kırma açısından, pazarlama kolaylığı açısından, ürün rekoltenin elimizde doneler olması açısından, geçmiş senelerin birikimi, sağlıklı birikim. Şimdi misal bugün İlçe tarıma da sorsanız, bize de sorsanız afaki 1500 dekar fasulye ekili alanımız var diyeceğiz biz. Ama elimizde kesin kayıt yok o şekilde. Ama biz birlik olarak bunu yapabilsek, tohumu da kendimiz vereceğimiz için, hepsi standart olacağı için. Başkanım, o tohum olaylarına özellikle bu boncuk fasulyesi hasebiyle gireceğiz. O mevzuyu derince işleyeceğiz inşallah. Dedikleriniz çok doğru. Su sistemini, su sıkıntısını en çok, en az hissedecek olan, evet, ilçelerden birisiyiz. Ve tarımsal üretimde, özellikle bitkisel üretimde çok güzel projeler yapılabilir. Alanımız, evet, müsait, topraklarımız müsait, suyumuz müsait. İnsanımız da müsait. İnsanımız müsait. Peki yaşımız artıyor mu? Alakası yok yaştan. Tamam, genç nüfusun gönül istiyor, genç nüfusun da bu işe sarılması, ama her şey
çiftçi, genelde insanların geneli de öyledir ama çiftçi özellikle cebine girene bakar, gördüğüne bakmaz. Elbette. Yani hepimiz öyle değil miyiz? Yani çalışıyorum, uğraşıyorum ki sabah 5'te, akşam bizde öyle saattir şudur budur yok. Gün doğdu, gün battı da bitmez. Sulama yapıyorsun, biçim yapıyorsun, hasat yapıyorsun. Ne zaman artık dermanın bitti. Gün bitti değil, derman bitti, bırakırsın 3 saat 5 saat gece istirahati. Bir de bunu eğer paraya çevirirsen o yorgunluğu atabiliyorsun. Elbette. Ama bu kadar mücadele sonunda ektiğin ürün, yetiştirdiğin ürün bir de çöpe giderse işte esas yıkım o zaman maalesef. Zaten onun için ülkemiz... genç nüfus da bu işe kayacak. Yavaş yavaş inşallah çekeceğiz yani. Güzel projelerle, isabetli programlarla inşallah kayacağını biz de ki devlet de bu konuda yeterli projeleri hazırlıyor zaten. İşte dediğim gibi bu konular, projeler hazırlanırken veya hazırlanma aşamasında esas bu işin emektarı, paydaşların birincisi sayılan üreticinin de sözü dinlenirse, onlardan da fikir alınırsa daha sağlıklı, sürdürülebilir bir proje olacağı inancındayım yani. Biz de o nispette zaten uğraşıyoruz ve kanal olarak da hem program olarak da zaten çiftçinin sesini duyurmak için mücadele ediyoruz. Peki başkanım, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi sözü Mehmet Bey'e verelim. Mehmet Bey, sizi tanımak istiyoruz. Bölgemizde hizmet eden değerli meslek arkadaşımızsınız, meslektaşımızsınız diyelim. Evet. Peki şimdi bölgeyi başkanımız çok güzel değerlendirdi, tarımsal üretimini bahsetti. Biz biraz özele indirgersek hangi ürünler üretiliyor? Daha çok yüzde olarak değerlendirebilir miyiz? Hangi ürünlere ağırlık veriliyor? Çiftçinin tercihi hangi üründen yana olmaya başladı? Şimdi öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. İlçemizde iki tane ana ürün olarak diyebileceğimiz şerbet çotuğu ve taze fasulyemiz var. Evet. Yani çiftçinin gelir kaynağı bu iki ürün. Bölgemize has olan ürün diyorsunuz. Aslında her şey yetişiyor. Şerbet çotuğu sadece ilçemizde yetişen bir ürün. Evet. Taze fasulye de bu ilçede en uygun şartlarda üretilebilen bir çeşit olarak ilçemizde bu yetişiyor. Boncuk fasulye, boncuk olarak. Boncuk fasulye dediğimiz hatta fasulye. Hatta tescil de aldığını biliyoruz değil evet, mi? Evet, tescillendi. Harika. Bu bölgede sadece ilçemizde yani bu ürün yetişiyor. Dediğim gibi yani bu iki üründe vatandaş tarım bu iki ürünü ana ürün üzerinde yoğunlaşıyor. Destekleyici ürün olarak neler yapılıyor? Mesela bir miktar çilek vardır. Bir miktar bezelye vardır. Bir miktar ne bileyim yani bunun dışında öyle ahım bir şey yok. Ama genelde dediğim gibi şerbet çotu ve taze fasulye. Hani gelir getirici olarak bu iki ana ürün var. Harika. Peki boncuk fasulye, şu an bir boncuk fasulye tarlasının evet, yanındayız. Ve fasulyelerimiz daha yeni yeni çıkmaya başladılar. Takriben de bir hafta 10 gün içerisinde de hasata gelecekler. Aynen, değil mi? Aynen. Bu boncuk fasulyesinin buraya has olmasının sebebi nedir? Neden yani bu boncuk fasulye başka bir yerde yetişemez mi? Ya da buraya tescil aldığını biliyoruz. Hangi özelliğinden mütevellit tescil aldı? Şimdi ana özelliği buranın iklimsel özelliği. Çünkü geçiş iklimi yaşıyoruz. İç Anadolu'yla Ege bölgesi arasında sıkışmış bir ilçemiz. Evet. Taze fasulyede en güzel verimi bu ilçede alınıyor. Ve dolayısıyla üretim başladığında çok az miktarda üretim yapılıyordu. Yıllar sonra bu artık bir hani bir gelir kaynağı durumuna düşünce herkes bundan ekmeye başladı. Şu anda başkanımın dediği gibi yani 1500-2000 dönüm civarında bir taze fasulyemiz var. O civar o kadar dönümde bir şerbet çotumuz var. Harika. Peki talep ne yönde? Daha doğrusu alanlarımız, üretim alanlarımız artıyor mu yoksa gitgide daralmaya mı başladı? Boncuk fasulye özelinde değerlendirelim, sonra şerbet çotuna geçeceğiz. Şimdi efendim esas konu bunun pazarlamasıdır. Yani ekimi herkes yapar. Elbette. Fakat pazarlama sorunu var. Yani burada birkaç tane alıcı geliyor. Bir pazar, borsa gibi bir yer, pazar kuruluyor. Orada vatandaş ürünü orada satmaya çalışıyor. Ama bir birlik olsa, bir kooperatif gibi bir şey olsa bunların değerlendirilmesi, satışı, pazarlaması daha kolay olurdu diye elbette, düşünüyorum. Elbette. Tabii ki yani vatandaş bunu ekimini yaparken, dikimini yaparken esas sorun pazarlama. Pazarlamasını yapabilse çok daha büyük meblağlara dekar olarak ulaşır. Sonuçta iş genç nüfusa dayanıyor. Genç nüfus da pek böyle ilçelerde durmuyor. Orta yaş ve yaşlı grubuyla bu iş yapılmaya çalışılıyor.
Böyle olunca da yani rekolte her geçen evet, gün azalıyor. Alanımız artmıyor, rekolte evet. azalıyor. Hem de, üstüne üstlük bir de mevsimsel değişiklikler üzerine de eklenince durum daha da kötüye gidiyor mu diyoruz? Yani şöyle diyeyim, şimdi bunun ekiminden dikimine kadar çok değişik safhalardan geçiliyor. Ekiliyor, ip atılıyor, ilaçlama yapılıyor. Çok özür diliyorum. O teknik mevzulara geleceğiz. Yanımızda bir önder çiftçimiz de var. Ondan da birkaç cümle almak istiyorum. Aynı zamanda tarla sahibi kendisi. Kendisini tanıyalım. Daha sonra işin teknik detaylarını sizden alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Kurt. Çiftçiyim. Evet. Bu işlerle uğraşıyorum. Şerbet, çatal, fasulye. Bu işlerle meşgul oluyorum. Emekliyim kendim. Harika. Ne kadar alanda ekim dikim yapıyorsunuz? Şimdi bende fasulye burası var. Bir de şurada öte tarafta var. Toplam ne kadar dekar var? Toplam dekar olarak 3-6 dönüm fasulye var. Evet. Küçük alanlarda ekim yapıyoruz. Anladım. Çok güzel. Peki bu tarım sektörünün daha doğrusu şimdi alanımız çok güzel. Toprağımız çok verimli. Şu an üzerine de basıyoruz. Ben bölüm olarak toprak bilim bitki beslemeci olarak biraz böyle araziyi gezdiğimde toprak yapısını da evet. şifayen değerlendirme imkanı buldum. Hakikaten çok verimli topraklarımız var. Zaten iklim de buna müsaade ediyor. Peki bu üretimi yaparken siz en çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Ya arkadaşların dediği gibi bizim pazarlamada çok sorunumuz var. Biz bu işi bir türlü beceremedik burada. evet, dönüp dolaşıp pazarlama tek evet. sorun. Harika. Geliyor 3-5 kişinin şeyine bizim mal bedava gidiyor burada. O 930 lira 1200'e fasulye veriyorduk biz. Şimdi fasulye geri kaldı, o çıktı. Bu kadar bu değerli bu fasulye. Ama millet de bunun değerini bilmiyor. Bizim çiftçilerimiz de cahil geliyor. Tanıtımını yapamıyoruz, pazarlamasını yapamıyoruz. Tanıtım hiç yok. Hiçbir şekilde bu imkanları değerlendiremiyoruz. Bu konuda birlik oluşturamıyoruz. Örnek halbuki bir mal çıkarmıyoruz biz kendimiz. Evet. Herkes işin üçkağıtçılara kaçıyor. Kaçmayacaklar. Vallahi ben gerçeğini söylerim işin. Hiç. Bireysel nispetle herkes üzerine düşeni yaptığında zaten eminim çok güzel işler yapacağız. Peki şimdi işin teknik detayını asıl bizi ilgilendiren mevzu. Üretim nasıl yapılacak? Yaparken hangi aşamalara dikkat edeceğiz? Hastalık zararlı mücadeleleri, toprak hazırlıkları, dikim sıraları gibi teknik detayları Mehmet Bey'den rica edelim. Buyurun. Evet, şimdi önce toprak hazırlığından başlıyoruz. Evet. Hangi dönemlerde ekim yapıyoruz? Evet. Hangi dönemlerde hasat ediyoruz? Ama evet. o arada ekim ve hasat arasında özellikle fasulye yetiştiricinde yaşadığımız en büyük problem, hastalık zararlı problemi nedir? Evet. Yabancı ot mücadelesini hangi tekniklerle yapıyoruz? Bu gibi detayları sırasıyla anlatabiliriz. Şimdi taze fasulyemiz sırık fasulye, boncuk fasulye taze diyoruz. Fasulye, sırık, boncuk fasulye, pazarcık boncuk olarak tescillendi zaten. Şimdi bu Mayıs'ın ilk haftasında hıdrelez dediğimiz dönemde ekim yapılmaya başlanıyor. Bu sıra üzeri 30 santim, sıra arası da yaklaşık 90 ile 120 santim arasında değişiyor. Ocaklara ekiliyor, her bir ocağa 3-5 tane ton bırakılıyor. Sonra ipe sarma dönemi geliyor. İpe sarılıyor bu. Bildiğiniz peki gibi sarmadan önce bir gübreleme işlemi yapıyoruz değil mi? He, şimdi bu gübreleme işlemi genelde hani vatandaş mesela bize danışırsa biz kendilerine yardımcı oluyoruz bu konularda. Fakat vatandaş hani yıllarca kendinin benimsediği bir durum var. Kendisi gidiyor mesela. Örneğin ilk etapta fosforlu gübre kullanmaya çalışıyor. İleriki dönemlerde bir miktar azot, tekrar fosfor. Tekrar potas bu şekilde devam ediyor. Bunun yanında bazen izelement gübreleri dediğimiz gübreler de kullanılıyor. Tabii ki stres azaltıcı gübreler de kullanılıyor. Peki siz aynı zamanda bir bayi temsilcisi evet, olarak evet ziraat odasında aynı zamanda bitki koruma ve bitki besleme ürünleri satıyoruz. Tekniker, ziraat teknikeri evet, olarak evet. Son dönemlerde sıkça üretimi artan ve özellikle yerel olarak yerli milli üretimi artan amino asit, işte deniz yosunu, humik fülik asitler, leonarditler gibi organik menşeli, stres azaltıcı, organik madde miktarı artırıcı gibi uygulamaların etkisini bitkide nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten bu uygulamaları biz kendimiz yapıyoruz.
gerek deneme parselleri olarak genelse hani genelse bazı mesela ilaç firmaları gelip bu ürünleri çiftçi bazında çiftçi tarlasında denemeleri yapıyor. Sonra sonuçlarına göre biz de o ürünleri alıp çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Tabii ki bunun yanında dediğiniz gibi yani sadece azot, fosfor, potas kullanılmıyor. Amino asit de veriyoruz, deniz yosunu da veriyoruz, toprak düzenleyiciler de veriyoruz. Yani organik ve inorganik yapraktan ve damlamadan bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Peki şöyle bir mukayese yapalım. Bundan yaklaşık bir 5 yıl kadar önce bu amino asit ve deniz yosunu kullanımları, humic fulvic asit kullanımları nispeten çok çok daha azdı. Belki tek tüktü. Çok bilinmiyordu. Ve klasik gübrelerimizle biz devam ediyorduk. İşte azot, fosfor, potasyum, belki çiftlik gübresi ferment edilmiş ya da edilmemiş veriyorduk. Fakat işte son zamanlarda dediğim gibi bu izelement ve ekstra uygulamaların artmasıyla eskiden yetiştirdiğiniz ürünün rekoltesiyle, randımanıyla, şimdi bunları kullanarak yetiştirdiğiniz ürün rekolte ve randımanını mukayese ettiğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Tabii ki çok büyük fark var. Tabii ki çok büyük fark var. Eskiden vatandaş kimyasal gübre kullanırdı. O kimyasalları kullanır. Biz şimdi o kimyasal gübreleri kullanmıyoruz. Çünkü genel kullanmayalım demiyoruz. Tabii ki yani kullanmıyoruz. Yani doğru zamanda doğru miktarda doğru aynen, teknikle aynen. Biz değil hani mi? Biz de ziraat odası olarak bunu bir ilke olarak benimsedik. Evet. Organik ve inorganik damlamadan ve yapraktan gübreler kullanıyoruz. Kimyasallara girmedik. Yani kimyevi gübrelere biz satmıyoruz. Satan olabilir, ona bir şey demiyoruz. Ama biz kendimiz bu konuda sadece dediğim gibi organik ve inorganik gübreler kullanıyoruz. Bunun yanında yani geçmiş yıllara oranla humik asit üretimi, humik asit tüketimi, deniz yosunu yani böyle stres azaltıcı veya bitkiyi böyle sıcak günlerde çiçek dökülmesini engelleyici çok güzel amino asitler kullanıyoruz. Toprak düzenleyiciler kullanıyoruz, deniz yosunu kullanıyoruz, izelementler kullanıyoruz. Tabii ki sonuçta bunlar hepsi toprak haline dayanan şeylerdir. Harika. Yani iş zaten buradan yani başladı. Yani vatandaş bize geliyor hani bunları neye göre veriyoruz, nasıl vereceğiz diye. Biz onlara toprakların tahlil ettirmesi, sonuçları bize göstermesi, buna göre biz de gereken yardımı yapmaya çalışıyoruz. Konu bu şekilde. Harika. Şimdi gübrelerimizi yaptık. İşte fosforlu gübrelerimizi dönemine göre azotlu ve fosfor, potasyumlu gübreleri de ilave ettik. Ve ipe sarma dönemi çiçek aşamasından sonra mı, önce mi? Önce onu bir şey yapalım. Fasulye yaklaşık işte Mayıs'ın ilk haftası ekiliyor. Yaklaşık ipe sarma dönemi çiçekten önce oluyor tabii. Kendisi sarılıyor zaten. Teller var 1,5-2 metre boyunda. Tesisler herkes kendi tesisatına göre 1,5 ile 2 metre arasında. Sonra çiçek öncesi bu ipler atılıyor. Kendisi sarılarak yukarılara kadar çıkıyor. Çiçekten sonra meyveye dönüyor. Bu tabii ki bir taraftan çiçek açıyor, bir taraftan meyveye dönüyor. Bu hep böyledir zaten bir döngü içinde. Evet, evet. Vatandaş ürününü işte ilk hasadını bu Temmuz sonu, Ağustos başından itibaren artık yavaş yavaş başlar. Ortalama dönüme yani 800-1200 kilo arası ortalama yani iyi bakılan yerlerde 1 ton, 1,5 tona kadar çıkanlar olmuş ama ortalaması 800 ile 1 ton arasıdır. Dediğim gibi bunu tek şeyi pazarlama sorunu. Vatandaş bu kadar emek veriyor, bu kadar çaba harcıyor ama karşılığını alamayınca ekim alanları azalıyor. Çünkü para etmeyince ürün, bunun için de yani dediğim gibi birlik ve kooperatif. Çok doğru. Zaten söz dönüp dolaşıp bu pazarlamaya geliyor. Aynen efendim. Ama biz istiyoruz ki bu tarıma gönül verenlerin, işte bu işi yapmak isteyenlerin teknik anlamda müracaat edebilecekleri bir bilgi paylaşmak istiyoruz. Üreticilerimizle, bizi izleyenlerle, özellikle tarıma gönül vermiş yeni yatırımcılarla bu bilgileri değerlendirmek istiyoruz. Şimdi ipe sarıldı diyoruz, hasatını yaptık diyoruz ve küçük bir maliyet hesabı yapalım boncuk fasulyeyle ilgili. Ekimden hasata kadar ki kullandığınız işte gübreler, zirai ilaçlar, işçilik, evet, toprak işleme, su maliyetimiz vesaire. Yani hangi maliyeti yapıyorsak onları kalem kalem kısaca hızlı bir şekilde dilerseniz dile dökelim. Ondan sonra da bir elde ettiğimiz şeyden paradan çıkarınca kar zarar durumunu değerlendirelim. Şimdi şöyle yani kendi çalıştığı için, vatandaş kendi çalıştığı için, işçi çalıştırmadığı için bazı şeylerden tabii ki yani feragat ediyor. Örneğin mesaisini buna harcıyor. Gidip efendime söyleyeyim işçi getirip çalıştırmıyor. Yani bunun maliyeti şu, tohum maliyeti. İşçilik çıktık, tohum maliyeti. İlk evet. Önce tarlayı sürüm maliyeti, tohum maliyeti. Dönüme yaklaşık 5 kilo civarında, 5-6 kilo civarında atılıyor.
Yani döneme göre bu kilogram fiyatı değişiyor. Sürüm, ipe sarma dönemi, ip atma dönemi, toplama, hasat, ilaçlama, pardon ilaçlamayı söylemedik. Mesela fasulyede antraknoz hastalığı, fasulye antraknoz hastalığı. Ona değinecektik, evet. Es geçtik. Çok isabetli noktalar. Bu hastalık zararlar gitgide artıyor, evet. Biliyorsunuz. Ve en çok karşılaştığımız da antraknoz, biliyorsunuz. Evet. Bunun da mücadelesi var. Bunun dışında hangi hastalıklar var? Antraknozun ilaçlama dönemi, mücadele dönemi hangi döneme tekabül ediyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz mesela ilaçları genelde koruma amaçlı yapıyoruz. Yani hastalık gelmeden önce koruma amaçlı. Bunların tabii ki ruhsatı olan ilaçları vardır. Bu elbette, ilaçları elbette. Yani biz zamanına göre veriyoruz. Elbette. Antraknoz hastalığı, pas hastalığı, zararlı olarak yaprak biti, evet. Kırmızı örümcek, bir de hale yanıklığı yani meyve olum dönemli. Bir de antraknoz, yani antraknoz olan bir ürün lekeli olunca vatandaş pazar satamıyor, pazarlayamıyor, düşüyor, evet. Pazar değeri düşüyor. Bunlarla ilgili olarak biz hep bir çaba içindeyiz. Her senede böyle arayışlar içindeyiz, daha iyi, sağlıklı nasıl ürün yetiştirebiliriz diye. Bununla ilgili olarak tabii ki bazen araştırma enstitüleri olsun, diğer enstitüler olsun, onlarla irtibat halindeyiz. Onların bize verdikleri bilgiler doğrultusunda biz de çiftçilerimize gerekli konularda bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi burada bir ilave yapmak istiyorum. Araştırma enstitüleri, Ar-Ge birimleri zaten özellikle iklimsel değişikliklere dayanıklı, verim açısından daha yüksek kapasiteli genler üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüğüne bizler şahidiz. Umuyoruz ki çok daha güzel gelişmeler olacak ve beklentilerimizi yüksek tutuyoruz bu noktada. Umarım mesajımız gerekli yerlere iletilmiştir diye düşünüyoruz. Evet Mehmet Bey, maliyeti değerlendiriyorduk ve bu sene diyoruz ki zaten gübreler, zirai ilaçlar fiyatları çok tavan yaptı. Dolayısıyla maliyetlerimiz de arttı. Peki kesinlikle. Genel bir değerlendirme yaptığımızda zaten fasulyede biliyoruz ki ilk hasat dönemiyle işte zamanla piyasaya çok fazla arzın olmasıyla birlikte fiyatlarda da bir dalgalanma oluyor haliyle. O yüzden yüzde almak çok mümkün olmayabilir. Yani şu kadar kar kalır, bu kadar zarar kalır demek çok uygun olmaz ama genel bir değerlendirme yapacak olursak. Şimdi şöyle Canan Hanım. Evet. Bizde hani erken ekenler ilk çıkan mahsulde fiyat biraz fazla oluyor. Atıyorum mesela diyelim ki 15 lira. İlk çıkan mesela ben hani söyledim ya, Mayıs'ın ilk haftasında ekim başlar ama Nisan ayında ekenler vardır. Nisan'ın 15'inden sonra önce ekenler vardır. Sonra ekenler vardır. Eken ürün çıkaranlar vardır. Bunlar da ilk çıktığı an biraz pahalı oluyor tabii. Yani fiyat biraz yüksek oluyor. Ama her taraf aynı zamanda ürünü çıkardığı için, arz fazla olduğu için, talep de azaldığı için fiyatlar düşüyor. Bu şekilde yani belirli bir maliyet tespit etmek zor. Ama temennimiz, yani bu sene biliyorum ben kendim yani sattığım için biliyorum, bitki besleme, bitki koruma ürünleri, bu tarımda kullanılan bu fasulye ipi, evet. Çok büyük maliyetlere ulaştı. Dolayısıyla biz hani temennimiz bu fiyat artışlarının çiftçinin gözü gibi baktığı bu ürünün maliyetine, fiyatına yansımasıdır. Yani temennimiz o. Biz de temennimiz o noktada. Fasulyeyi bu şekilde, boncuk fasulyeyi değerlendirdik ve pazar yeri boncuk fasulyesini değerlendirdik ve diyoruz ki civar illerde bulunan sevgili tüketicilerimiz, üreticilerimiz, fasulye, lezzetli bir fasulye yemek istiyorsanız pazar yerine uğrayın. Hem kendiniz hasata belki yardımcı olursunuz, yerinden taze taze alırsınız, aynı zamanda pazar yeri çiftçisine de katkı sağlarsınız diyoruz. Ve şimdi yan tarafımız da bir şerbetçi otu tarlamız var. Orada da şerbetçi otunu değerlendireceğiz. Buyurun birlikte şerbetçi otu tarlasına gidelim. Evet değerli izleyenler, şimdi şerbetçi otu tarlasının hemen başındayız. Şöyle arkamda görüyorsunuz, çok değişik bir sisteme sahip ve çok güzel sistematik bir işlem uygulanmış. Peki nedir bu şerbetçi otu? Bu şerbetçi otunun hikayesini yetiştiricilerinden dinlemek istiyoruz. Bu bağlamda bize tekrar Pazar Yeri Ziraat Odası Başkanımız eşlik edecek. Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Şerbetçi otunu bize anlatır mısınız? Nedir? Ne işe yarar? Kullanım alanları nedir? Daha sonra üretim tekniklerini çiftçilerimizden dinleyeceğiz.
Şerbetçi otu aromatik bitkiler sınıfına giren, genellikle bira yapımında, kozmetik sanayinde, hatta sıcak çay, yeni yeni biz hocalarımızla da görüştük. Değişik bitki aromalı çaylar kapsamında kullanılmak üzere yeni yeni o yönde de çalışmalar yapılıyor. Hatta ekmek mayası yapımında da kullanıldığını biliyoruz. Evet, estetik alanına da kullanılıyor değil mi? Evet, estetik, kozmetik, estetik evet. Amaçlı kullanım amaçları da var. Değişik amaçlı, çok amaçlı, aromatik bir bitki. Evet. Ve Türkiye'de sadece Bilecikli Pazaryeri ilçesi. Buraya has bir üründü. Başka yerde yetişmiyor. Başka Türkiye'nin hiçbir yerde yetişmiyor. Değişik araştırmalar devam ediyor tabii bu arada. Alıcı şirket değişik alternatif arayışlar da içerisinde ama bunun içerisindeki içinde az önce göstermiştik. Lupulin diye tozu var. Evet, birazdan buradaki detaylarda kalite, evet, siz de göreceksiniz. Detaylarla gireceğiz. Esas alfasit oranı çok yüksek bunun. Hatta bir kısmı dışarıdan geliyor. Zaten alıcı firma tamamını buradan değil de kendi reçetesi icabı, reçeteli bu ürün. Evet. Bir formül yapmış. Onun dışında %60'ını dışarıdan, %40'ını biz buradan tedarik etme gayreti içerisindeyiz. Yani Türkiye'de pazar yeri tek başına %40'ını tedarik ediyor. Evet, Türkiye'nin ihtiyacının evet. %40'ını şu anda üretiyor. Aslında üretim potansiyelimiz tamamını üretecek şekilde, o şekilde potansiyelimiz var ama tabii bu biraz da alıcının tercihi, kendi reçetesi gereği. Tercihler bu şekilde. Keşke peki. imkanlar olsa da ihracatta yapabilsek, üretimi arttırabilsek. İnşallah. Peki bu şerbetçi otunun üretime başlandığı yıl ve şu an geldiği aşamayı küçük bir değerlendirebilir misiniz? Şerbetçi otunun pazar yerine ilk üretim tarihi 1965 ile 70 arası. 67-68'lerde ilk denemeleri yapmış devlet. Türkiye'de bir tek Edirne ile burada aynı oranı yakalamış. Pazar yeri tercih edilmiş. 67'den beri yani şaka şuradan 55 senelik İlçemizde mazisi var. Ama ana üretimi 1970'lerde tesislerin kurulması. Şu anda bir kooperatifimiz de var, üretici kooperatifimiz. Harika. O da kendisi de işliyor. Bir de alıcı firmanın tesisleri var. İki firma 1970'ten beri yani 30-52 senedir aktif bir sanayi ürünü. Bayağı da getirisi olan, pazar yeri için faydası, katkısı olan bir ürün. Üretim alanını değerlendirelim. Yani üretim alanımız, nereden nereye geldik? Evet, üretim alanımız dediğim tarihlerde 1970'lerde 2-3 bin dekarla başladı. 1980'de 12 bin dekar ekili alan olduğu literatürde kayıtlı yani. 12 bin dekar. 12 bin dekar. Bugünkü mevcudumuz 2 bin dekar. Ama şu var arada bir sadece. O zaman tesisler bu kadar modern değildi. Çam teyrek, çelikte biraz daha alçaktı. Ama üretim olarak bugün atıyorum ortalama 1000 ton ortalama senelere göre değişiyor hava şartlarına göre. Evet. Bazen 600'e düşüyor, bazen 1000'e çıkıyor. Tabii. Şimdi üretim alanları düştü ama tesisler geliştirildi. Teknolojinin de eklenmesiyle evet. birlikte birim alanı evet. düşen verim de bu nispetle arttı diyorsunuz. Bir artış söz konusu. Tabii bir de teknolojinin ve bakımın, ilaçların, gübrelerin o gelişmeleri de ilave edersek o günküne göre şimdi geliri biraz daha fazla olması lazım ama fiyat mukayesesi tabii onlara girmemiz bizi pek bir şey getirisi olmaz. Maliyetler maalesef işte sene girdiler. Çok emek yoğun bir ürün. Hakikaten yani izleyenler, değerli izleyenler, size şöyle baktığınızda zaten ip gibi bir sıra görüyorsunuz ve bu şekilde burgulanmış bir sistem, çok yüksek de bir tellere sarılma sistemi çok farklı geldi. Ben de ilk defa görüyorum sizlerle birlikte ki bunun detaylarını tekniker meslektaşımızdan dinleyeceğiz. Peki başkanım, bu bahçe sahibine bir mikrofon verirsek kendisinden de birkaç cümle tabii, almak istiyoruz. Tabii. Az önce de yine boncuk fasulye yetiştiriciliği evet. yapıyorsunuz. Hemen onun yan tarafında da şerbetçi otu yetiştiriciliğini yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu sistemden, bu tarımdan memnun musunuz? Devamını getirmek istiyor musunuz? Ben bu işi 92'den beri yapıyorum. Evet. Kendim bizzat uğraşıyorum. Bakalım yaşımız, sağlığımız el verirse yapma uğraşacağız. Ben bir kısmını da çocuklara verdim bunları. Evet. Çocuklar yapıyor. Benim 5 dönüm var kendi şeyime. Böyle devam ediyoruz. Yalnız bizim bu masraf çok. İlaç, gübre çok pahalı. Evet. Geçen ilaç aldım. Bir ilacı 1 milyar 130'a geldi bize. Maliyetleri evet. yine artışı. Hepimiz maliyetler çok yüksek. En büyük problem İlaçla diyorsun. Gübür. Peki çocuklarınız, kaç tane çocuğunuz var? İki oğlum var.
Onların bu tarıma bakışı nasıl? Fazla benimsemiyor gençler. Zoraki mi yapıyorlar yoksa? Yani benim şeyim ne gidiyor yoksa? Bu bunlar da şeyine değil yani. Biz ne kadar üstüne gidersek o kadar yapmaya uğraşıyorlar. Anladım. Ya, yani, aşırı da bir para kazanmadığımız için biz bu işi çocuklar yüklenmiyorlar. Toprağımız boş kalmasın amacıyla evet, yapıyoruz diyoruz. Evet. Mehmet Bey, şimdi bu sistemden biraz bahsedelim. Bu çok farklı bir sistem bu arada, yine söylüyoruz. Yani bunun yetiştirme tekniği nedir? Uzun ömürlü müdür? Sezonluk mudur? Böyle iplere sarılmış halini görüyoruz. İşte sürgün sisteminden bahseder misiniz? Biraz böyle hayat hikayesini sizden dinleyelim. Efendim, şerbetçi otu sadece de başkanımızın da belirttiği gibi sadece ilçemizde yetişmektedir. Evet. Tabii dedi çok denemeler yapılmış ama istediği değerlerdeki şerbetçi otu sadece ilçemizde yetişmiştir. Dolayısıyla ilçemizden başka Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Peki, tamam. Bu çok yıllık bir bitki. Ekonomik ömrü ortalama 20-25 yıl civarı. Peki dikildikten ne kadar süre sonra verime geliyor? Dikildikten sonra ilk yıl verim verir ama çok az. İkinci yıl biraz daha fazla. Üçüncü yıl tam verime geçebiliyor. Şimdi bu sürgünler her sene çok yıllık olduğu için her sene buradan bildiğiniz şu veriyor, bu sürgünlerden bayağı çıkar. 8-10 evet. tane, 15 tane ne kadar isterseniz çıkıyor. Fakat sağlıklı olan 2 tane, 3 tane karşılıklı olarak iplere sarılma suretiyle bırakılıyor ve bunlar ürün için, verim için bunlar ipe sarıldırılıyor. Evet. İpe sarma dönemi dediğimiz dönem vardır. İpe kendisi sarılmıyor, çiftçinin bizzat sarması gerekiyor. Oo, çok zahmetli o zaman. İlk başta bir defaya mahsus. yani çiftçinin mesela diyelim ki eli yetiştiği yere kadar mesela ip sürgünler bağlanıyor. Ondan sonra kendisi tabii sarılarak yukarıya kadar gidiyor. Tesisimiz yaklaşık 6 metre, 7 metre civarında yükseklik olarak. Evet. Dikim araları, dikim aralığı yaklaşık arası. Yani sıra üzeri ortalama 1 metre, sıra araları 3 metre ortalama ortalamasıyla dikiliyor. Bu arada mekanik işlemeye de müsait değil mi? Traktör tabii ki traktörün hani toprak işlemesi için, ilaçlamanın yapılabilmesi için uygun aralıklarla, 3 metre aralıklarla tesisat yapılıyor. Bu normal zamanı şu anda çiçek dönemindeyiz. Bu çiçek ileriki dönemlerde kozaya dönüşecektir. Esas yani verimi verecek olan kozalardır. Kozalardır. Tabii sürgün teşekkür ediyor. Sürgünlerde çiçeklerde de sonra kozaya dönüyor. Sonra bunlar tabii ki çeşitli safhalardan geçiyor derken ilaçlaması, gübrelemesi yapılıyor. Onlara değinelim. Şimdi diyoruz ya hani tarımsal üretimi teknikleriyle birlikte konuşmamızda fayda var. Biz bunu toprak hazırlığını yaptık, işte toprağımızı aktardık, tesviyesini yaptık, organik madde miktarını yükselttik ve onun da öncesinde toprak analizi tabii ki yaptırdık. Toprağımızın yapısının nasıl olması gerekiyor? Yani sıkışık toprak, kireçli, asitli, işte tınlı, gevşek, özellikle bir toprak isteği vardır değil mi? Evet vardır. Şimdi şöyle. Biz toprak tahlillerini bir ara bir proje şeklinde ziraat odası olarak çiftçilerimizden istedik. Evet. Hatta çiftçiliği yapamadığı zaman numuneleri bizler aldık. Eskişehir Ziraat Odası Başkanlığındaki laboratuvarda şey yaptık. Onlara göre tahlil sonuçlarına göre gübre vermeye başladık. Evet. Tabii ki yani bu bol humüslü toprakları, bahçe toprağı çok yani organik maddeyle zengin toprakları seviyor ve her sene yanmış çiftlik gübresi veriliyor. Bunun yanında kimyasal gübreler, kimyevi gübreler veriliyor sezon başında. Sonraki dönemlerde tabii ki yetişme koşullarına bağlı olarak kompoze gübreler veriliyor. Kompoze gübreler. Damlama sulamalardan veriliyor mu? Yani %50'si diyelim ki damlama sulamaları %50'si de yapraktan veriliyor. Evet. Her gördüğünüz gibi her tesisin bir damlama sulama sistemi vardı. Sistemi burada salma var, sulama evet. yok yani. Hı-hı. Büyük bir oranda %90-95 damlama sulama. Tabii ki bunun bazı hastalıkları vardır. Evet. Mesela şerbetçi otunla en çok karşılaştığınız hastalıklar nelerdir ve sizi en çok yoran, zorlayan sıkıntılar hangileri? Şimdi şerbetçi otunun hastalıkları mildiye. En başta mildiye. Evet. Mildiye ve külleme. Külleme geliyor. Tabii ki hani mildiye hastalığına karşı biz koruyucu tedbir olarak herhangi bir hastalık belirtisi görülmeden
milli ilaçlarını tavsiye ediyoruz, kullandırtıyoruz çiftçilerimize. Evet. Küleme belirtileri başlar başlamaz tabii külemeyle ilgili ilaçları kullandırıyoruz. Bunun yanında yaprak bitiği, kırmızı örümcek gibi zararlar da mücadelemiz. Yani şerbetçi otuna has, ayrıyeten hiç bilmediğimiz mücadelesi güç olan bir aslında hastalık yok. Diğer ürünlerle karşılaştığımız hastalıkların benzerlerini bunda görüyoruz. Aynen. Yani bağdaki hastalıklar hemen aynı şeyi şerbetçi otunda görüyoruz. Örneğin milye, külleme, yaprak bitiği, kırmızı örümcek. Evet. Bu tür hastalıklar ve zararlarla mücadelemiz sürüyor tabii ki yıl boyunca. Evet. Peki şimdi yabancı ot mücadelesine geçelim. Yabancı ot bakıyoruz gerçekten bakımlı, tertemiz bir bahçeyle, tarlayla karşı karşıyayız. Ve bizi bakım aşamalarında en çok zorlayan parametre hangisi? İlaç, gübre, yabancı ot, işçilik ki şu sistem eminim çok zorluyordur sizi. Şimdi şöyle yani bunun... Yabancı ot mücadelesi gerçekten çok zor. Mesela şu gördüğünüz sürgün dışından çeşitli her zaman sürgün çıkar. Bunu çiftçi biz gerek aile bireyleri hani burayı yapan şahsın hanımı, çocukları, kendisi evet. bizzat o sıcakta bu sürgünleri söke söke yani yola yabancı ot mücadelesi yapıyor. Tabii bazı durumlarda yani mesela yabancı ot mücadelesi yapılıyor ama yani vatandaşın yabancı ot mücadelesine karşı biraz antipatisi var. Yani istemiyor. Kendi şeyimle yapayım diyor. Kendi bütçemle bunu yapmaya çalışayım. Pestisit kullanımlarını biz zaten bu kanal vasıtasıyla olsun hem işte çiftçilerimize sürekli paylaşıyoruz. Diyoruz ki hep söylüyoruz. Doğru miktarda, doğru zamanda, doğru teknikte uygulandığı takdirde zararını değil faydasını görürüz. Ama biz yeter ki dikkatli olalım. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. En azından dikim aşamasını ve hasata kadarki olan bakım işlemlerinden bahsettik ve şu sarılma tekniğinden bahsettik. Şimdi bir de işin maliyet kısmı var ki onu da başkanımızla isterseniz bir söz verelim. Tamam. Ondan birkaç cümle alalım. Tamam. Şimdi bir dönüme ne kadar şerbetçi otu dikiyoruz? Bunu tohumdan mı çoğaltıyoruz? Fidesi dip sürgününden mi alıp dikiyoruz? Kaç aralık olarak zaten söyledik. Mehmet Bey de bunu dile getirdi. Ve sonrasında hasat döneminde bir dönümden ne kadar ürün elde ediyoruz? Hasat işçiliği nedir? Alıcı firma nasıl bir sistem getiriyor size? Esas sıkıntı koltuk yapıp çiçeklenme dönemine girmeden önce şu mesafelerde o milliyo diyor da onu biz diğer firmalı az önce sözünü ettiğimiz o araştırmacı arkadaşlarla da görüyoruz. Evet. Halk arasında mantar diye bilinen bir hastalık var. Mantarın çeşitleri var. İşte külleme de bir mantar çeşididir. Evet. Milyo de mantar çeşididir. Botrytis cinerea mantar çeşididir. Yani mantar çeşitleri var. Zaten mantarın olma sebepleri nedir? İşte rüzgarın, sirkülasyonun az olduğu, havanın geçiriminin düşük olduğu yerlerde zaten mantarla karşılaşmamamız gibi bir lüksümüz yok. O yüzden tedbirimizi almamız gerekiyor. Ve bizler diğer tarım ürünlerinde şunu keşfettik. Özellikle sağlam bir bitki besleme ile ve iz elementi kullanımıyla mantar hastalıklarını minimize ettiğimizi bizzat şahit olduk. Bu da ekstra bir bilgi olarak geçsin. Evet, devam edelim lütfen. Şimdi o aşamaya geldikten sonra şerbetçi otu çocuk gibi bakım isteyen, emek yoğun. Hakikaten yani şimdi görünüşte atıyorum dekarada ortalama 300 dalan var, 900 dalan var. Arkadaşımız gibi bini aşan da var, tonu aşanlar da var ama çok mücadele. Şöyle örnek tarzı var. Bakımla alakalı. Evet. Evet. Onun için çok özellikle emek yoğun, işçiliği çok. Mayıs ayının ilk haftalarına bir başlıyorsun. Hasata kadar günde 20 saatten hesapladığın zaman 5000 saat emek veriyoruz biz buna bir sezonda. 5000 saat. 5000 saat. Evet, saat. Güne çarptığın zaman çok ciddi günlük bir 20. Emek. 6 aya çarptığın zaman ortalama 4500-5000 saat. Peki başkanım bu emeğin karşılığını şey yapıyor muyuz, alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? İşte burada şöyle bir örnek vereyim ben size. Sanayiciyle bizim çok farklı yönümüz bu. Sanayici makinenin kapasitesi belli. İstediği otomatik bağlıyor, istediği ürünü alıyor. Bizde hava şartlarına bağlı. Evet. 300 kilo aldığımız senelerde oluyor, 1 ton da aldığımız senelerde oluyor. Ortalama 600 kilo verim, 800 kilo verim aldığımız zaman emeğimizin karşılığını
almasak zaten sürdürme şansımız yok. Kesinlikle. Hasata hemen kısaca değinelim. Programımızın sonuna da geliyoruz. Evet. Hemen hızlıca birkaç cümleyle bitirelim ve sizden birkaç da şahsi bir düşüncenizi alalım. Aslında şu şerbet çotu pek vatandaş zorla yapıyor ama bir avantajı var şerbet çotun. Onu da dile getirmek zorundayız. Buyurun. Şart yani, gerçek o. Alım garantisi var. Fiyat belli. Önceden fiyatı sabit, belli. Evet. Sabit. Hani sattım satamadım, az önce boncukta dediğimiz endişelerimiz yok. Evet. Bir tek cazibesi orası. Yoksa dekar başına getiri bakımından yüksek gibi gözüküyor ama yani şöyle söyleyeyim. Tamam, ben dönüme bir ton aldığım zaman ne yapıyor? 15 bin lira para aldım ama onun 12 bin lirası, 13 bin lirası, en az 10 bin lirası gidiyor. Masraf. Kalan 5 lira. Ha. Rakam yüksek ama yüksek. Maliyetin ne kadar yüksek olduğunu bunu maalesef üreticinin dışında kimse pek bilmiyor. Bunu da dile getirmek lazım. Yani ne diyeyim, herkes biz bu aslında ama az önce söylediğim gibi kazanmıyoruz desek de alım garantisi olması bizim için bir avantaj. Evet. Onun için bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Tabii alternatif ürünler de çilekli olsun, pek gezemedik, göremedik ama. Tıbbi aromatik ürünler, yetiştiriciliği. Evet, evet. Marul üretimleri baya baya belirli aşamalar alternatif arayış içerisindeyiz. Bir de fasulye de işte bir birlik kurup ondaki fiyatı da bir standarda getirebilirsek tabii. Ha, bunu bırakıp ona geçiş şeklinde değil. Gelir yelpazesini genişletmen ne olur? Çiftçinin taban sofrasındaki bir tabağa iki tabak yapabilme çabası. Sürkülasyonu sağlamak açısından. Evet. Ki sulu tarım arazilerimizin de buna müsait olması. İşte tek sıkıntı pazarlama diğer alternatif ürünlerde. Onu da aşarsak önümüz inşallah pazar yerinin önü. O dışarı kaçan gençlerimizi maalesef bugüne kadar az önce de belirttim ya 60 senedir 5000'den 7000'e çıkmıştık. İnşallah onları tekrar tarıma döndürme de bu 1, 2, 3, 5 sene içerisinde olacak bir süreç değil. Ama kademe kademe inşallah o günlere döneriz. Yani sanayi yerine tarım ağırlıklı bir ilçe olarak daha böyle rahat, huzur içinde. Bir de en son ben şunu söylemek istiyorum. Komşu illere, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Adapazarı, işte az önce Canan Hanım da söyledi, diğer arkadaşlarımız da anlattı. Hakikaten en sağlıklı şartlarda yetiştirmeye uğraşıyoruz ürünümüzü. Evet, biz de yerinde geldik gördük. Hem gelsinler çoluk çocuk bir toprağa ayak bassın, doğayı tanısın, hem gelsin buradan bir komşu aile edinsin. Bekliyoruz her zaman, onları karşılamak için hazırız yani. Bütün yakın illerdeki tüketicilerimizi pazar yerine bekliyoruz. Değerli izleyenler, bugün Bilecik pazar yerindeydik. Pazar yerinde boncuk fasulyeyi ve şerbet çotunu konuştuk. Yetiştirme tekniklerini ve pazarlama tekniklerini konuştuk ve sıkıntılara değindik. Bir sonraki Toprak Bacı programında buluşmak dileğiyle her şeye rağmen üretmeye devam ediyoruz. Sağlıkla kalın, topraksız kalmayın.